tabii bu düğünleri izlerken bu düğünde damat tıraşını ve orta törenini yöneten her köyde bir paladayı vardır değil mi? Hani Pala Yaşar olur, Pala Ahmet olur. Bugün paladayımız Yaylacık muhtarımız İlhan abimiz, ben mikrofonu kendisine veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan. Evet. Şimdi senin gibi güzel bir sesten sonra benim şarjım mı mikrofonu bozulacak? Bende mi var bir şey? Evet. Evet. Ekomek olmasın sesle. Sayın Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bir düğünde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düğünümüze hoş geldiniz. Esasında bir yanlışlık var. Damat Bey'e baktım, yağsız sütten yapılmış sütlaç gibi maşallah. Berberimiz de kirpi gibi duruyor. Şimdi mikrofon olunca özgürlük oluyor. Bir de bu samimi düğünler, samimiyette olan işler. Onun için biz de epey bir yaşımız geçti. Bazılarına böyle nazen takılabiliyoruz ama bir artmiyet yoktur. Her yerde olduğu gibi ablalarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz vardır. Tıraşa geçmeden önce Osman amcamın anlattığı şey, bir şey söylemek istiyorum. Ben ismi geçen Kadriye teyzeyle Osman amcayı tanıdım. Rahmetleri bol olsun. İddia ediyorum. Kadriye teyze istemedikten sonra Osman amcanı kaçıramıştım. Çünkü rahmetli çok güzel bir kadındı. Bir nevi Neriman Köksal. Osman amcam da harman düğünlerinde onlara ben çok takıldım. Bildiğimiz Sami hazin sesi gibi, aralarında bir fark vardı. Eskiler bunu anlar ama birbirini çok seviyorlardı. Mekanları cennet olsun. Benzetmem doğru mu Osman amca? Doğru değil mi? Evet. Ne var ne yok. Damat Bey nasılsın, iyi misin? İyi. Heyecan var mı? En güzel heyecanlanmış. Zaten heyecan olmasa bu işler olmaz. Damat Berber Efendi sen nasılsın? Var mı bir eksiklik? La usturasını kumanda edemeyen olur. Bu iş benzeyecek. Muhtar mühürü kaybeder. Usta, o karizma gidiyor. Hayırsız da gidiyor. Kime kaptırdın onu? Işık verir misin bana? Baltamız var. Balta? Oğlum baltalan olur mu? Şerif'in patlar dudağı. Yarın cumalık var. Sonra millet başka bir şey der. Olmaz. Neyse bulacağız onu. Ne var ne çok. Başta Ali Bey var. Bir şey yapamaz, yüzü kızarır. Amca sen de ağlarım var, korkarsın. Muhtarlarım evde hanım hanımcık durmuşlar gibi. Ondan zarar gelmez. Çavi sen tehlikelisin ama eski zamandaydın. Başkanım başkanımız Murat. Osman amca burada sen bir şey yapamazsın. Atladın müdürümü. Sayın Tuncay Bey. Sen de şekerin heyecandan düştü. Anlaşıldı, bir şey yok sende. Mülalleden tehlike gelmez. Osman amcam zaten abimiz. O, Ahmet abim asıl zaten. Geceremez bu işleri. Müdürüm çakır gözlü olsa Hüseyin Peyda gibi adam. Ona da rol yaptıramayıp ne olacak halimiz bilmem. Arkaya takılmayalım ha şimdi. Dur bakalım. Halledeceğiz bu işleri. Avcağızın adı neydi? De bana abi bakar. Ya kardeşim bana sunuculukta yaparım ara sıra ama kelime yabancı. İngilizce de mi geldi buraya? İsteyin cihazını da getirmedim buraya. Havaalanından geçirken abi çiş 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 yapar ya. Beni bu yaştan sonra avuşa denetti mi yani? Bulacağım onu. Bakacağım. Taktım onu, taktım. Bak Ali Bey abla bir ses geldi bana. Varmış ya bu işte. Bir şey bulacağım seni. Bu balık nerede? Bu balığı niye bulmadınız bana? Bu balığımız nerede? Beni niye öğrensin dedim, şekerim çıkar, niye düşer?
Evet, babalık Turan Bey, gel bakalım. Deniz Bey'den attın da benim adımı çıkarma. Efendim, Akçabat'ın cennetlik müdür, cehennemlik mi bilmem ama herhalde bir rekor evlilik nikah kıydı. Bu akşam da babalık müdürüm hoş geldiniz. Evet, uğurludur. Doğduğu zaman yerde kar varmış. Onun kıydığı nikahlarda hiç kötülük yok. Bol bol da çocuk oluyormuş. Öyle dediler, istatistikler öyle diyormuş. Benim bir suçum yok. Evet müdürüm, damadı getirdiniz ama kusturamız yok. Bulalım mı? Ne lan başlıyoruz? Ya oğlum, havun işinden geçirdiniz mi? Suva'dan oldu mu abi? Bizim Hasan, Allah selam etmesin. Hasan abinin elinden geçmemiş bu. Tatınız, kuduz, hepsi olur, Allah muhafaza. Yok yok, kıyarım uşağı. Kesmez mi? Dene bakın. Evet. Kesmeyin değil mi? Kesmeyin, keser, keser. Sezon açıldı. Topliğinemiz var mı? Sakın damadı kanatmayın. Aman aman, rezilliği çekilmez. Ben bunu beğenmedim. Daha parlak bir şey isteyelim. Ha böyle vurduğu gibi kes. Gelsin, bulalım onu. Ben demin ağırda bir ses buldum ben. Dur. Dur bakalım. Evet. Ben yakaladım ağırdan. Gördüydüm onu. Nedir bu? Hiç boşuna uğraşma. Oo, vallahi adamın dudağı patlar. Ama Çin mali değil. Rusya'dan gelmiş. Aha, işi göre bundan. Senin günahını ben çekeyim. Evet, nasıl? Kestim. Ooo. Burhan Bey, yak kendini, yak kendini. Eskiden reklamda öyle derdi, yak kendini. Yani öyle 50 liralar 100 liran olacak iş değil. Bugün bankalar diyor ki, para çekme 15 liradan 10 liraya çıktı. Euro mu? La bura Türkiye Cumhuriyeti. Niye şimdi bunlar bizim ecnebi parasından? Evet, ben mutlu olmadım. Ben de korktum bu işten. Yerim garibanını korkutmayın. Bulun abi usturayı bana. Darlandım. Abaylacığım. Ne kadar yoruldum. Emin cümle abi. Ha bunların çoğunun dün ortasını da ben yaptım ha. Gene ben abi cihaz alayım da ondan bulacağım hani. Öyle geliyor bana. Simalara yüzlere baktın mı? Burada köcül öldü oynayacak hiç adam yok. Hepsinin yüzü temiz. Ali müdürüm seni tanıyorum. Senden çıkmaz o iş. Kameralar var. Kütüphane müdürüm de hiç olmaz. İsmail abim 4-0'dan oyun kaybetmiş gibi duruyor. Tavlada yenilmiş gibi bir hali var. Şimdi diyecek hiç yenilmem. Yeniliyor. Evet müdürüm herhalde. Ha burada bir şey takıldım kaldım. Hiç de tahmin etmiyordum bir yerden yakaladım ha bu iş. Evet. Hocalarım sizde bir şey olmaz. Tansiyon çıkar heyecanlanırsınız ama abi. Demin Haydar hocamın bağı var bu düğün işlerini bileyim bundan. Alkışlarımızla Sayın Balcı'yı sahneye davet ediyorum. Ben onu burada aramaya tabir edeceğim. Gelsin bakalım. Evet, Islay Başkanımız çok zorlanırsa, evet, gamman işinden kandıracağız onu. Niye bu kadar gördü biz? Evet, dur bakalım. Burada para var. Ben ustura ara. Cihaz yanılıyorsa ben de yanılıyorum. Hasan Hüseyin, ha bunu becerim bu medyatın da beni ettin sosyeteye dersin. Araya duruyorum. Ben elle düştü adam. Ayıp demiş orada. Evet, aranan kan bulunmuştu. Evet, ideal senden ha bu işe girmem, haberin olsun. Evet, tıraşımız olduğu gibi devam ediyor. Birazdan da paraları getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz önce dedim laftan yani. Damatta çok da bir iş yok ama
Evet, sahneye çıktı. Bu balı aldık. Şimdi de başkanım hediyesini aldık. Allah artırsın, ne yapalım? Yarın bakalım bir araba modeli değiştirebilir miyim? Niye çığım oynadı? Müdürüm teşekkür ediyorum. Tıraşımız devam ediyor. Ya üstüne kesmeyi de sen de dur en son benim biliyorsun talonlarda öyle diyorum. En son ben göreceğim seni. Bana güven. Akşam altını kalkanı benim. Bende yalan olmaz. Sen yarın üstüne aşağı bir dön baka. Evet nasılsınız iyi misiniz gençler? İçinizde bekar var herhalde. Öyle geldim ben. Bu sakallar seni kim alır? Kilise papazı gibi duruyorsun. Ben kız olsam bakmam sana. Yani sakalın da bir şekli şemali var. Zaten yakışıklı değilsin. Bari çek kendini düz al. Allah'a elini versin. Allahu Ekber. Mikrofon oldu mu adam özgür oluyor. İstediğini diyebiliyoruz. Sayın Başkanım nasılsın? İyi misin? Belediye Başkanım'a baktım. Daha seçime 40 gün var. 15 kilo zayıfladı. Dedi ki bana numara da yapayım. Çok susuz kaldı. Uçtum da ondan öyle. Ya sabah namazına başlar. Yatsıya kadar çalışırsan bu öyle olur. Yani Allah'tan gençlik var. Yoksa yaşlı olsa gitti hiç. Evet. Nereden gidiyor? Bu arada başkanım anın yere tutulma. Sahneye alacağım sizi. Abi damat beye bir şey takacaksın da görücük yani. Evet alkış istiyorum. Bu akşam olur konumuz. Sayın belediye başkanım sahneye davet ediyorum. Vekili de gelebilir ama kendisini istiyoruz daha iyi olur. Sayın başkanım evlendiği zaman ben düğüne gitmedim. Yalan yok. Yoksa onun ortasını herhalde ben yapardım. Öyle mi? Ya, farklı sosyete. Ama Almanya'dan devlendiği için Sayın Başkanım hoş geldin. Damat Bey. Hocam ben biraz önce dedim de başkanım yani. Evet. Başkanım ya bir cilet atalım bakalım hemen nasıl? Var mı? Evet alkış istiyorum başkanı tıraşı davet edin. Kaynak yapayla niye tıraş yapmazsın? Evet. Bu arada fotoğrafları da çekelim. Keseyebilirsin, sıkıntı yok. Kan görünmesin yeter. Alkış, başkan bu işi de biliyor. Elleri dert görmesin, sağ olsun, var olsun. Evet, sahneye almışken... Bismillahirrahmanirrahim. Adam paraları gördü mü yeniden evlenirsin gelişim. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanıma. Bu yoğunlukta, bu tempoda bize zaman ayırdığı için... Teşekkür ediyorum, alkışla gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, Sayın Müdürüm. Bir hak şiirini dinleyebiliriz sizden. Mehmet Salih Fesey Müdürüm'ü, abimi sahneye davet etmek istiyorum. Çünkü Akçabat'ın bir değeridir. Eğitim camiasının duayını, hala öyle. Kural, kaide, usul, her şey sıfır. Tertemiz, dört dörtlüktür. Sayın Müdürüm. Hediyesini verdi, yabancı takıldı. Devlet memurundan yabancı para aldık. Alkış istiyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Ahmet abi. Osman abimi yormayacağım. Sen de geleceksin. Çilingirzade sahneyi istiyorum seni. Evet. Oğlum abi paraları ödeyene de öyle sınır ötesine gitmeye niyetlenmeyin ha. Alkış istiyorum. Yaktı kendini. Evet teşekkür ediyorum. Ama pardon özür dilerim. Kızım bana odaklan. Başkasına bakmana gerek yok. Asya Şirketleri Grubu, Marketler Zinciri sahibi. Her etkinliğimizde olan Ali Bey. Benim seçmenim aynı zamanda. Alkış istiyorum. Sahneye davet ediyorum. Sen biraz önce nasıl kurbana gittin ya? Adama bakarsın. Edirsun. Arkasından Kuzey Vargın çıktı. Ya Rabbim ya Resulallah. Yeniler bilmezler Kuzey Vargın'ı. Allah'tan Salih Güney çıkmaya burada. Evet, alkış istiyorum. Hasan, abi usturanın işi gibi oluyor bak. Abi kenara koyun sana vereceğim. Evet. Evet. Ali Bey, tarih yaşadım. Benim düğünümde bir eksiklik ben yoktum herhalde o zaman. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ceddine rahmet. Muhtar arkadaşlarım adına. Evet. Video geldi ama ben Cesur'u çağıracağım buraya. Benim yol arkadaşımdır. Gel bakalım. Saçların öyle jölelemeye benzemiyor bu işte. Evet gel bakalım. Değerli muhtarım. Şimdi buna acemi muhtar. Daha yeni ilk dönemi olmuş.
İkinci, üçüncü dönem oldu mu? Gayet elmayabilir. Ama acemin o zamanında mı çarpayım onu? Evet, mahalle muhtarım. Benim yol arkadaşım. Beraber bir seyahatimiz oldu. Ondan ölü diyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben daha isim saymayacağım. Arzu eden sahneye gelip kendi eliyle hediyesini takabilir. Teşekkür ediyorum muhtarlarım adına. Mardin muhtarıma sağ olsun, var olsun. Sahneye çıkmak isteyen buyursun gelsin. Gelene yok demeyiz. Zorlama da yok işte. Veren alır, vuran vurulur, seven sevilir ona göre. Siz de buradan geçeceksiniz. Evet, ne var ne yok, nasıl gidiyor? Tamam, ne diyor beste? Oğlum yakması, bunların batması önemli değil. Mustafa Nafız Irmak diyor ki hala acıyor gözlerinin yaktığı yerde. Öyle yapma, usturadan yanmak bir işe yaramaz. Uşak makamında aklında bulursun. Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler. Aşk böyle bir şey işte, yaktı mı yakar. Yoksa tıraş işleri gidiyor. Muharrem Hocam, demin dedim ya hocamın sesi bende olsa herhalde ki Ankara'da o kadar seviyorum Ankara'lar. Bir denesinin sesi güzelliği hepsi gündemde. Bizim hocamızın sesi ya o kadar kimse de yok. İyi ki buradasın, iyi ki bizimlesin. Allah nazar gözü değdirmesin. Her zaman yanımızdasın. Muharrem Gaygan hocama bir alkış istiyorum. Ve onun gezdiğinde bütün arkadaşları sahnede gidelim. Çetin'e rahmet. Evet, ismimi söyletmek istemiyorum. Hediyemi takmak istiyorum diyen varsa buyursun gelsin. Tamam, söz kimseye takılmayacağım. Amca, dayı, teyze, süt amca bile olur yani, razıyız. Damla olması gerekmez. Hakkını helal et. En sevdiğime takılırım. Şimdi geçen bir düğünde dedim ki damat ter kokar öpmayın onu, alınmış birisi. Ya burada bir espri var, sanat var. Anlamadım. Ha, senden barıştık mı biz? Evet, hoş geldin. Senden bozuşmadık değil mi? Evet, teşekkür ediyorum. Da yine şenlendi çöl dağlar garip kuzim yedim eminim. Kaşık alımdan seninle yaylaları gezmiyor. Küçük bey hoş geldin. Dur. Sen tak onu. Alkış istiyorum. Sağ ol paşa. Söz, senin düğününü de ben yapacağım, tamam mı? Tamam, anlaştık mı? Aşık bir den bağırın. Adam Mayıs ayı kendimi köşten çıkar yaylaya. Sırlanın buruncalarını çıkarık yaylana. Evet. Şimdi delikanlı bilmez, eskiden bir hikaye var. Rahmetli Hüseyin Köse, Goryem Ali Hüseyin bir anda dört evlilik yapmış. Eskiden böyleydi, bilenler biliyor. Bir akşam evde bir şey yok. O olan istinaden bu kemenceyi böyle garip garip çalıyor. Annesi demiş ki koyun sofra, gelinler birbirine bakar bir şey yok. En son demiş ki aa kemence hepiniz hapına geldiniz yiyin onu. Bu da şimdi onu ondan mahsustan çalar. Yani demin dedi bana ki sen beni iyi reklam yapmadın ama benim on parmağımda on marifet. Bir alkış istiyorum sanatçı kardeşime. Tıraşımız da bitti. Yarın şimdi eskiden bu düğünleri ben hatırlarım. 60'a yıl dayandık, bir şey anlatacağım size. Kapatıyorum. Şimdi genelde ben şavrolü arabaları, önde bebek, gelinden alınır. Analık, babalık.
damat böyle şimdiki damatlar gibi dişlerini göstermez, hep böyle durur. Gelin hanım ağlar böyle. Hep böyle ağlarlar. Arabaya da genellikle yani bilmiş bir abla veyahut da teyze. Halalar o kadar değil de teyze veya dayı karısı böyle birisi gelir. Şarlolu'nun arkasında önünde de analıktan babalık oturur. Tabii gelin ağlar ama samimi söylüyorum. Hasan gel abla yanıma. Şimdi ağlar. Bu taraf sol tarafında damat, sağ tarafta halası, ablası neyse o ablalar da %90'ı Ali Erona gibi olurdu böyle sert. Bazıları mam çıkardı ama Suzan gibi. Bak gelin de öyle olurdu. Şimdi ağlayan gelin de hiç bu ablasına falan yıkılmazdı. Hep damadın tarafına yıkılırdı. Nedense eskiden öyleydi. Şimdikiler telefondan hallediyor. O aradaki fark o kaldı. Yanlış mı dedim? Sayın müdürüm hep ağla ağla. Yıkın damat tarafını. Yıkılsana mı yana? Yok. O kokusu da demek farklıydı. Bu nereye? Bu da yıkılsın sana. Ne yapayım? İşin garip tarafını. Nereden nereye? Evet, tıraşımızı yaptık. 2024'te de düğünler başladı Akçaabat'tan. İnşallah bu yıl evlenecek olanlar sağlık, sıhhat, huzurlu bir şekilde yaşam sürerler. Hiçbir sıkıntı çekmezler. Akçaabat'ta gurur duymamız lazım. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Depremde Trabzon'a gelmiş Malatyalı bir çift. Trabzon'daki etkinlikleri görmüş. Demiş ya bizim memlekette bir tane, yani iki tane halk müziği korosu var. Başka bir şey yok. Burada her akşam bir etkinlik var. Yine Konya'da buradan giden bir öğrenci kardeşimiz 5 tane koro varmış Konya'da. Yani bu Hollanda'ya eş değerli bir Konya'da 5 tane koro var. Belki de Akçaabat'ın alternatifi Trabzon. Belki de onu da geçtik. Her akşam, her gün belediyemiz eskiden, dünden, bugün, yarın da öyle olacak bir etkinlik var. Yani tabelada yazıyor kültür sanat şehri. Akçaabat'ta olmak bir ayrıcalık. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir tek hatamız çok reklamımız az yapıyoruz. Onun için Akçaabatların kendisini ve alkışlamasını istiyorum. Akçaabat'ta gurur duyalım. Bu da bir tarihte. Bunu da biz yaşattık. Sağ olun, var olun. Hatalar yapmışsak affola. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor. İyi akşamlar diliyorum. Buyur üstadım. Ne olaydı? İlk çocuk kız olurdu. Mor, mavi olsa erkek de hamını nereye yoracağız onu ben çözemedim. Bunu da sorun filozoflara, birine. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Güçlü alkışlar. Sağ olun, var olun.